Evet, merhabalar. İkinci kuantum devriminin galiba dördüncü programına hoş geldiniz. Ya da beşinci programda olabilir, hala emin değilim. Kaçtan saymaya başlamak lazım diye. Ben Zeki, ODTÜ Fizik Bölümünde araştırma görevlisiyim ve Q-Turkey oluşumunda koordinatörüm. Aynı zamanda da bu programın sunucusu veya yürütücüsüyüm diyebiliriz. Bugün yine kısaca kuantum teknolojilerinde son haftadaki haberlerden bahsedeceğiz ve ondan sonra da konuğumuzu alacağız. Programı ilk kez izleyen yoktur diye düşünüyorum. Hemen hızlı hızlı haberlere geçelim diyorum. Ekranı alabiliriz arkadaşlar. Şu an ekranda görünüyor mu? Evet. Çok güzel. Sitedeki çeviri haberlere ve orijinal içeriklere devam ettik. Bu haftanın aslında bir nevi ilk şeyi, hani bu haftanın değil, bu birazcık daha görece eski bir haber. Ama River Lane ve CQC ile ortak geliştirilen bir kuantum işletim sistemi, operating system, DeltaFlow diye. Bu aslında siteden de okuyabilirsiniz haberi. Olabildiğince her şeyi işte çip üzerine taşıma, entegre sistemlere dahil etme amacı taşıyan bir girişim. Ve aslında uluslararası bir kolaborasyon. Yani firmalardan birisi İngiltere'den, birisi Amerika'dan. Ve güzel bir şekilde böylesi ilerlemeler. Yani bizim bildiğimiz işte kocaman her şeyin uzaktan yapıldığı veya böyle büyük soğutma sistemleriyle yapıldığı sistemden yavaş yavaş biraz daha hani çip üstünde entegre, işte çipinde soğukla dayanıklı olduğu sistemlere geçiş yaptığımıza dair bir emare bu da. Bunu da Zeynep çevirdi. Çok sağ olsun kendisi, bize destek oluyor. Bir diğer haber de aslında INQ. INQ'dan daha önce bahsetmiştik. Maryland'da kamuya açık, yani borsaya kendini açan ve hisse satmaya başlayan ve valuation, yani değeri 1 milyar doların üstüne çıkmış ilk büyük kuantum startuplarından bir tanesi. Ve iyon tuzaklı kuantum bilgisayarları yapıyorlar ve iyi de bilgisayarlar yapıyorlar. Dolayısıyla buradan şeye bakabiliriz. Şu an aslında hani Google ve Amazon ve Microsoft işte Azure sistemleri üzerinden aslında INQ'da yavaş yavaş kendini açmaya başlıyor. Burada Doğukan, bu içeri hazırlayan arkadaşımız, bir örnek devre şeyle koymuş. State'leri de koymuş. Yani INQ'ya da girip bakabilirsiniz. Bunun üstüne şunu düşündük. Acaba hani şu an nerede ne açık diye, bu Quantum Insider, Quantum Daily'nin bir hizmeti. Bir bakalım bölge bölge ne tür altyapılar açık. Gördüğünüz üzere aslında neredeyse her şey Amerika'ya açık sadece. Bize çok fazla bir şey açık değil. Biz EMEA bölgesinde kalıyoruz. Bu AQT, Alpine Quantum Technologies, Avusturya firması. Bu da Oxford Quantum Circuits, İngiltere firması tabii ki. Ama yani tabii şu da var, hani mesela IBM Q Amerika'ya açık görünüyor sadece, ama aslında buradan da bağlanabilirsiniz. Ya da mesela yani D-Wave'e giriş yaparken Türkiye değil Kanada'dan girdiğinizi söylerseniz hala kabul ediyor. Ücretsiz kullanmak istiyorsunuz, ama ücretli anlaşmalarda, yani lisanslama ve daha profesyonel işlerde muhtemelen yani kişiye göre değişiyordur bu olaylar. Hala Honeywell olarak görünüyor bu. Honeywell muhtemelen bir noktada logoyu da değiştirirler. Yani çünkü Honeywell Quantum Solutions ile Cambridge Quantum Computing birleşiyor. Burada yine INQ'yu görüyorsunuz. İşte Cold Quant'a henüz gelmedi. Ve Photonic'lerde de Zanon'da var. Bir noktada muhtemelen buraya Psi Quantum da eklenir. Daha önce kullanılmış olanlar varsa diye söylüyorum. Aslında Çin'de de açık erişim kuantum bilgisayarlar var. Bu Origin Quantum galiba şu an fazla küçük görünüyor bana, ama bunların dışında direkt USTC'nin de açık erişim süper iletken sistemi var. Ama Çince, yani arayüzler, onu İngilizceye translate'den çevirip kullanabilirsiniz. Yani Amerikalılarından daha iyi mi? Değil. Ama o da açık erişim bir kuantum sistemi, kullanılabilir.
Bir diğer haber olarak da hemen şeyden bahsedeyim. Bu kuantum amiral gemisi. Bu daha bugünün haberi. Bu SAB denilen stratejik danışma kurulu var. Kurul sonunda kurulmuş. Avrupa Birliği işi olduğu için biraz yavaş işliyor her şey. Ve kurulda aslında hem biraz eskiden bildiğimiz, mesela Jürgen eskiden de vardı, isimler var. Ama biraz da hani hem akademiden hem endüstriden insanlar var. Yani Airbus'tan, Ericsson'dan, bu KPN, Hollanda'nın Türk Telekom'u gibi bir firma. İşte KPN'den bu kuantum anahtar dağıtımı işleriyle ilgileniyorlar. Infineon yine Almanya'dan kuantum bilgisayar yapmaya çalışan bir firma. Böyle bir ekip kurmuşlar ve bunlar danışmanlık verecekler. Kuantum Amiral Gemisi programının bu 10 senelik, şu an 8 senesi kaldı galiba, 1 milyar euroluk aslında Avrupa Birliği'nin kuantum teknolojilerindeki ortak projesi. Ve konumuza geçmeden önce de en son şunu duyuralım. QSB, bizim QSB'ler var çeşitli üniversitelerde, Q-Turkey Student Branch'lar. Ege Üniversitesi'ndeki QSB ekibimiz kuantum programlamaya hazırlık eğitimi ayarlıyor. Yani kuantum programlamaya giriş düzeyine gelmek isteyen, özellikle lise ve hani lisansın erken dönemindeki arkadaşlar için, ama hani herkes açık. Oraya bir kuantum programlamaya hazırlık eğitimi tasarladılar. Bunun da son başvurusu 8 Temmuz. O yüzden buradan da duyuralım dedik. 12, 13, 14 Temmuz'da bu eğitimler düzenlenecek. Bizim Twitter adresinden de bulabilirsiniz. Qturkey.org'a da girip buradan, şuradan etkinliklere gelip events'e sonrasında açılırsa hani buradan bunu bulabilirsiniz. Diyorum ve yavaş yavaş bugünkü konuğumuzu, neden burada olduğuna geliyoruz. Aslında da görebilirsiniz ismini, Serkan Şahin'in. Quantum Portfolio Optimization with Investment Bands and Target Volatility. Kendisi ne ünvanı da burada görebiliyorsunuz. Head of Quantum Inspired Engineering at Multiverse Computing. Yani kuantumdan ilham almış mühendislik çalışmalarının aslında Multiverse Computing'de kendisi yürütüyor, başı bu işlerin. O yüzden çok sağ olsun, biz davet ettik, davetimizi kırmadı, geldi ve şu an bize burada kuantumdan ilham almış mühendislik nasıl oluyor, biraz kendisini dinleyeceğiz. Ama ondan da önce hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, tekrar teşekkür ederim davetin için. Rica ederiz. Tabii biz de gerçekten vakit ayırıp katıldığın için çok teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Yani Multiverse Computing şu an İspanya'da bir firma değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, İspanya kökenli bir firma. Ama hızlıca büyüyoruz. Ve şu an Paris'te bir ofisimiz var. Toronto'da bir ofisimiz var. Ama İspanya kökenli. Teknik ekip çoğumuz İspanya ve Toronto'da. Ve hızlıca büyüyoruz yani. Multiverse Computing olarak bir startup. Ve ne zaman kuruldu? Evet. Mesela kaç senede böyle birkaç ülkeye yayıldı? Ya yani bunu şu an mesela startup kurmak diye düşünebilen kişiler olduğu için soruyorum. Hani time scale nedir mesela? 5 senede mi, 10 senede mi? Tabii ilk grup bu kurucuları. Bu zaten bir makale üzerine gelişti. İşte ilk finans üzerine bir makale çıkardılar ve ondan sonra bunu bir startup kuralım diye içine düşündüler ve kurdular. Bu iki sene galiba, iki sene önce oldu bu makale ve ben geçen sene katıldım. Ama yani geçen sene başlarında startup büyümeye başladı, çalışanlar almaya başladı. Yani daha çok genciz ama çok hızlı büyüyoruz. Yani bir iki senelik diyebilirim. Evet yani ben de geçen sene başladım. Aslında işte biraz ben nasıl buraya... Evet, çok iyi olmuş. Öncelikle belki izleyicilere öncelikle özür dilemek istiyorum. Biraz Türkçe'm bazı konularda yeterli olmayabilir. İngilizce konuşmak zorunda kalabilirim. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Bu ben Almanya'da yetiştim. Onun için Almanya'da fizik okudum.
master'ımı yaptım orada. Ve aslında fiziği bıraktım. Ve endüstriye atıldım. Startuplarda çalıştım. Büyük firmada çalıştım. Aslında daha çok optimizasyon üzerine, yani operations research, endüstri mühendisliği galiba burada tercüme edeyim. Bu problemler üzerine çalıştım. Ve sonra geçen sene e-mail geldi Roman Oğuz'dan. Roman kurucularından birisi, Multiverse'in. Bana Multiverse'i anlattı ve kendisi bu quantum inspired, quantum'dan ilhamlanmış yöntemlerin dünyada önde gelen uzmanlarından birisi. Ve benim de tez hocamdı zaten. Yani oradan tanışıyoruz ve katılmamı davet etti benim Multiverse'e. Ben de kabul ettim ve geçen sene işte geçen seneden beri bu quantum inspired yöntemlerinden birazdan daha açarım bunu. Bunların üzerine çalışıyoruz yani. Ve özel olarak yani finans sektörüne odaklanıyoruz. Yani bankalarla birlikte çalışıyoruz. Onlarla proje geliştiriyoruz, blok projeler geliştiriyoruz ve iki temel ayağımız var. Quantum ve quantum inspired. Evet, yani böyle gelişti. Evet, yani aslında quantum işi de yapıyor sizin firma. Sadece quantum inspired işler yapmıyor değil mi? Quantum ikisi yani quantum ve quantum inspired iki ağırlığımız var. Yazılım yapıyoruz yani donanım değil tabii ama yazılım geliştiriyoruz, proje pilot projeler geliştiriyoruz, firmalarla birlikte çalışıyoruz. Bu teknolojiyi nasıl kullanabilirler? Finans alanında hangi problemleri çözebilirler? Nerede avantaj olur quantum'un ya da quantum inspired'ın? Onları birlikte keşfediyoruz aslında ve makaleler yayınlıyoruz ve bunların üzerine çalışıyoruz ve bunları tabii bu adım adım ilerliyor yani çok daha genç bir teknoloji quantum ve yani tabii eksperimentler var quantum supremacy falan diye ama tabii yavaş yavaş gelişen endüstri de bunu anlamaya çalışıyor, bankalar bunu anlamaya çalışıyor, bunu bizi nasıl kullanabiliriz diye. Ve bizim gibi firmalar da onlara yardımcı oluyor. Ve bir yani ürün sonuçta bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Peki ciddi bir ilgi var mı özellikle sektörden? Yani böyle bankalar gelip sizinle bağlantıya geçiyor mu mesela aşağı yukarı? Yani tabii bu şirket de özel bir bilgidir belki de hani kaç bankayla şimdiye kadar proje geliştirme imkanınız oldu? Bayağı yoğun diyebilirim yani çok ilgi görüyoruz. İspanya'da birkaç bankalarla çalıştık, büyük bankalar ve şu an Avrupa'da başka ve dünyada başka bankalarla da çalışıyoruz. Yani bayağı ilgi var endüstri tarafından, özel sektör tarafından ve onun için de hızlıca büyüyoruz yani çok ilgi var. Bunları tabii demand yüksek, bunları tabii biz de çalışmaya çalışıyoruz bunlara işte iş yapmaya çalışıyoruz. Yani. O zaman şunu söyleyeyim mesela bu işte nasıl bir uzmanlık gerekiyor? Özellikle Quantum Inspire tarafında. Çünkü yani Quantum'la alakalı biraz daha anlayabiliyorum ama Quantum Inspire tarafında galiba işin klasik kısmına da çok iyi hakim olmak gerekiyor. Bu... İsterseniz biraz ya da Quantum Inspire'i açayım. Evet çok iyi olur. Çok ondan sonra... onları da anlatırım. Yani quantum inspired, quantum'dan ilhamlanmış. Aslında bizim için tensor networks diyoruz bunlara. Yani çeşitli metotlar var tabii fizikte kullandığımız ama bizim fizikte kullandığımız için buna quantum inspired diyoruz. Aslında klasik bilgisayarlarda çalışıyor tabii. Bunlar quantum bilgisayarında değil ama klasik bilgisayarlarda ama quantum yani fizik problemlerinde kullandığımız şeyler. Tensor Networks, asıl Quantum Antibody Physics'ten geliyor ve mesela bir spin sistemi en basitinden diyelim ki iki yani spin up spin down bir spin zinciri 100 spinlik bu sistemi tanımlamak için 2 üzeri 100 parametre gerekiyor. Yani bu katlanarak büyüyen bir şey ve sonuçta bu bir matris yani
inanılmaz büyük bir matris. 2 üzeri 100. Yani evrendeki atom parçalarından daha fazla bir sayı, daha büyük bir sayı. Yani hiçbir bilgisayara sığmaz sonuçta bu ve bu sistemle işlem yapamazsınız. Ve fizikçiler çeşitli yöntemler geliştiriyor. Bundan birisi Tensor Networks. Yani bir büyük, inanılmaz büyük matris yerine bir ağ, yani Tensor Networks, Tensor ağları diyeyim. Bir ağ kuruyorsunuz ve bu büyük matrisi yaklaşık olarak temsil ediyorsunuz. Yani burada çeşitli isimleri de var bunun. Mesela matematikler Tensor Train diyor bir çeşit Tensor Network'e. Biz Matrix Products diyoruz, State diyoruz fizikçi olarak. Yani aslında bunlar, yani bu sistemleri tanımlamak için bunların yani ground state'lerini falan hesaplamak için fizikçiler bunları geliştiriyor. Ama aslında basit bir, yani basit demeyeyim ama yani linear algebra sonuçta. Bir matrix var, büyük bir matrix, bunu parçalıyorsunuz. Bir çeşitli küçük, daha küçük tensörlere parçalıyorsunuz, bir ağ kuruyorsunuz ve bu sizin sisteminizi tanımlıyor ve onun bu tensor networks ile çeşitli işlemleri yapabiliyorsunuz. Ve bizim amacımız işte bu yöntemleri daha jenerik bir yöntem aslında ve endüstride çok zaten bu curse of dimensionality dediğimiz, yani parametreler inanılmaz büyüyen problemleri çözmek için bunlara uygun bir yöntem. Ve biz de bu nerede bunları başka nerede kullanabiliriz? Özellikle mesela optimizasyonda şu an kullanıyoruz ve gayet başarılı. Bunları keşfetmeye çalışıyoruz firmalarla. Yani biraz operations research, sorunuza geri dönersek, tabii fizik, operations research, matematik, yani çeşitli backgroundları olan insanlar bu işe girebilir. Bu Tensor Networks şu an mesela quantum antibody physics dedim ama quantum chemistry, yani quantum kimya, quantum information, quantum gravity, ama deep learning de ve şu an finans mesela burada da kullanılmaya başladı şu an. Ve böylece yani gayet başarılı şu an diyebilirim. Bunları uygulamaya çalışıyoruz. Peki aslında şimdi dinleyenler için belki biraz benzer konular olduklarından ötürü annealing'le farkı aşağı yukarı ne yaptığınızın? Yani orada mesela işte Ising model kullanıyorlar. Hani bir tek donanım farkı mı var, yoksa metotlarınız da mı çok farklı? Metotlarınızın farklı olduğunu tahmin ediyorum da hani biraz da yani size müşterilerden bu soru geliyorsa nasıl yanıtlıyorsunuz mesela? Ya D-Wave ile farkınız ne diye? Yani D-Wave ile Tensor Network arasındaki fark mı, yoksa bizim uyguladığımız D-Wave ile Tensor Network'ün farkından başlarız ilk başta istersen. Tamam. Hani oradan ondan sonra size özel kılana da gidebiliriz ama ilk başta hani insanların kafasına otursun diye Tensor Network ne? D-Wave'in yaptığı ya da hani optimizasyona yönelik kuantum cihazların yaptığı numaralar ne? D-Wave aslında kuantum anneli aslında, siz de bahsettiniz galiba geçen bölümlerde. Ve bu işte Ising model'la eşleşebiliyor. Ve bunu optimizasyon olarak, optimizasyon için kullanabiliyorsunuz. Ve Tensor Network'te mesela Ising model ideal bir model bunu çözmek için. Yani literatürde zaten bunu benchmark model olarak kullanıyoruz. Ve Ising modelinden Cubo, yani quadratic unconstrained optimization, buna eşleşebiliyorsunuz. Ve Tensor Network, yani bir Ising modelinin ground state'ini bulmak için kullandığımız metotları bu Cubo, yani bu quadratic problemleri çözmek için de kullanabiliyorsunuz. Yani optimizasyon için. Yani burası D-Wave'e benziyor. Yani aynı şeyi yapmak istiyorsunuz sonuçta. Bir optimizasyon probleminiz var, quadratic. Bu çok zor bir problem klasik olarak. Yani NP-hard dediğimiz. Ve bunun için mesela kullanıyoruz biz.
Yani ama tabii bu klasik bilgisayarda oluyor. Ve D-Wave'in tabii sınırları var şu an. Qubit sınırları var. Yani çok büyük problemler için daha kullanamıyorsunuz. Constraint'leri oldu mu problemin. Tensor Network'ün daha büyük problemler için kullanabiliyorsun. Biraz daha belki yavaş olabilir mesela algoritma ama daha büyük problemler için kullanabilirsiniz ya da genelde sizin Tensor Network dediğimiz genel bir şey ama bir ağ yani burada çeşitli modeller var mesela dediğim gibi matrix product state bu bir boyutlu problemler için sonra iki boyutlu problemler için başka bir ağ modeli var PEPS dediğimiz bir şey. Yani sizin probleminize göre bir ağ bulabilirsiniz. Bu ağ size belki daha bir avantaj sağlayabilir. Ve bizim yaptığımız da bu işte. Sizin probleminizi anlıyoruz ve hangi ağ, hangi yöntemi nasıl kullanabiliriz klasik bilgisayarda. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Ama tabii de kuantumu da yapıyoruz. Yani mesela DVF'le beraber çalışıyoruz. Ve burada bizim katkımız daha çok biz gidiyoruz, firmalar çalışıyoruz, problemi anlıyoruz bizim. Uzmanlarımız var mesela, finans uzmanlarımız var. Tabii DVF yani bir black box sonuçta ama sınırlı olduğu için sizin daha çok bir yani bir uzmanlık lazım buna. Sizin constraint'lerin mesela özel sektördeki problemlerin belki çeşitli constraint'ler var. Bunları biz nasıl modelleriz? Bunların üzerine çalışmanız gerekiyor. Yani bu asıl zorluk buradan çıkıyor. Bu finans problemini nasıl bir optimizasyon problemine dönüştürebiliriz ve D-Wave'in limitleri yani qubit sayısı falan bunlarla nasıl güzel sonuçlar, iyi sonuçlar elde edebiliriz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Ve sonuçta bir ürün de geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bir optimizasyon gibi firmaların kullanacağı bir ürün. Peki fizik arka planından gelince mesela özel sektöre geçtiğinde hem özel sektöre geçtiğinde hem de bu alanlara bir zorlanma ya da mesela ne zorladı öyle sorayım. Hani en zor fizikten geçerken mesela keşke şunu da bilseydim, keşke şunu daha önceden birileri bana söylemiş olsaydı dediğin bir şey var mıydı? Geri fiziğe dönünce mi yoksa endüstriye? Fizikten endüstriye geçerken. Tabii endüstri de daha başka bir hayat yani başka bir dünya akademiden ve ben aslında memnunum bu adımı yaptığımdan yani belki yani şöyle düşündüğüm tabii oldu doktora yapsaydım belki daha mı iyi olurdu diye ama aslında memnunum çünkü daha çeşitli tecrübeler ediniyorsunuz ve endüstride daha değişik problemler çözüyorsunuz yani belki akademisyen için basit gelebilir ama bunlar için endüstride çok zor. Yani çok biraz daha iletişim, insan problemleri oluyor tabii. Bir de bir ürün ortaya koymak da inanılmaz bir zor bir iş. Yeni bir ürün ortaya koymak. Yani bu tecrübeleri edindiğim için gayet memnunum. Ve bunları da geri şimdi multiverse'e geldiğimde biraz tabii daha research and development yani biraz daha akademik bir ortam. Ama bence bu edindiğim tecrübeler çok faydalanıyorum. Tabii biraz fizik konularda biraz daha unuttuğum olduğu şeyler oluyor. Onları tabii biraz toparlamaya çalışıyorum. Ama yani keşke şunu bilseydim diye düşünemiyorum yani bilmiyorum ama bence endüstri
tecrübesi çok önemli. Akademik tecrübe kadar önemli. Ve bu ikisi beraber geldiğinde bence genç arkadaşlarımız için avantaj olacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Yani sizin firma aynı zamanda makale de basıyor ve şu an bizim alandaki, yani bu kuantum alanındaki firmaların, startupların ciddi bir kısmı böyle. Yani bilimsel araştırma evet. da yapılıyor. Bu bir zorluk yaratıyor mu ya da nasıl bir etkisi oluyor size? Tabii yani şu an proof of concept'te çok çalışıyoruz firmalarda. Yani buradan çok daha onların firmaların research ekibi bize kontak kuruyor. Ve sonuçta burada bir makale çok çıkıyor çoğu zaman. Çünkü teknoloji çok yeni ve yeni şeyler keşfediyoruz bu firmalarda. Zorlukları tabii biraz bazen hani endüstride beklentiler belki tam uymuyor akademik beklentilerle. Ama genelde aslında gayet uyumlu çalışıyoruz. Biraz daha fast paced akademiden. Ben gayet memnunum bundan. Ama belki akademisi çoğu akademisyen için belki biraz ilk başlangıçta biraz çok hızlı ilerleyebilir. Ama genelde aslında uyumlu çalışıyoruz. Tabii firmalarda yani hep bir şey, yeni bir şey ya da quantum advantage diye hep bazen de olmuyor yani. Bazı problemler belki klasik yöntemlerle daha uygun çözülüyor. Bu da ama bir yani yeni bir tecrübe. Ama genelde gayet uyumlu çalışıyoruz diye düşünüyorum. Yani gayet memnunum. Ya öyle bir tecrübe yaşadınız mı mesela? Hani bir firma size problemini getiriyor, uğraşıyorsunuz ve ondan sonra ortaya çıkıyor ki aslında klasik olarak ya da hiç kuantuma gerek olmadan daha rahat çözülen bir versiyonu varmış. Tabii yani firmalar bilmiyor şu an tabii. Bizimle çalıştıkları neden zaten bunları keşfetmek. Ve bize geliyorlar, problemlerini aktarıyorlar. Ve bizim işimiz burada bir quantum advantage olabilir mi? Yani bir quantum bilgisayarı kullanırsak burada bir advantage olabilir mi diye bunlar üzerine çalışıyoruz. Tabii bu hep öyle olmuyor. Bazen müşteriler tabii zorlanıyor problemi formüle etmekte. Tabii biz de yardımcı oluyoruz ama bazen de olmuyor yani. Belki klasik yöntemler daha iyi oluyor ama bu da onlar için tabii tecrübe, bizim için de tecrübe. Ama yani bu bir yavaş yavaş ilerleyen bir süreç. Daha çok yeni bir teknoloji ve bu yeni teknolojiler böyle ilerliyor. Yani bir ucundan tutacaksın ve keşfetmeye çalışacaksın ve sonuçta bir uygulama çıkacak bundan diye düşünüyorum. Evet, yani sonuçta akademi, endüstri, hani herkes teknolojiyi keşfetmeye çalışıyor. Bundan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. İşimize yaratmaya çalışıyoruz insanlık olarak yani. Evet. O açıdan herkesin bir ucundan tutması gerçekten de anlamlı. Bir soru gelmiş. Hocam, yüksek lisans yapmadan direkt endüstriye girmek zorlayıcı olur mu? Sanırım kuantum özelinde de düşünebiliriz bunu. Yani kuantum özelinde en azından bir yüksek lisans mesela çok gerekli görüyor musun? Şöyle diyeyim, yani olması gerekmiyor bence ama onun yerine endüstride tecrübe lazım. Yani bu bir yerde tecrübe gerekiyor. Ya endüstride ya akademik. Şu an kuantum için genelde PhD level ya da yüksek lisans. Genelde firmalar bunlara bakıyor. Ama yeterli tecrübeniz varsa, bunu gösteriyorsanız, belki bir bu alanda çalışırsanız bu da yeterli olacağını düşünüyorum. Mesela biz de motivasyon olarak machine learning de çok yapıyoruz. Ve herkes burada multiverse'de quantum physicist değil, yani fizikçi değil.
Machine Learning'den gelenler var. Yazılımcılar var. Ve bir firmaya katılırsanız ve yeni şeyler öğrenmek isterseniz bunu yapabilirsiniz. Mesela bir yazılımcı olarak girerek, ondan sonra kuantumu öğrenerek de bu işe girebilirsiniz. Yüksek lisansı yine öneririm. Ben tabii biraz Almanya gözünden bakıyorum. Burada yüksek lisans daha çok tutulan bir şey. Yani master genelde yapılıyor burada. Türkiye'de sanırım lisans yapılıyor daha çok. Almanya'da master. Bu gözle bakıyorum biraz. Yani PhD lazım mı lazım değil mi bana sorarsanız ben mutlaka lazım değil derim. Ben PhD değilim. Ama iş tecrübesi ve master olumlu olur diye düşünüyorum. Evet, özellikle şu an dinleyen veya izleyen arkadaşlar için de şeyi söyleyebiliriz. Almanya'da lisans bitirenlerin yaklaşık %70'i master yapıyor. Yani çok ciddi yüksek bir oran. O yüzden hani aslında herkes yapıyor gibi bir şekilde. Bu biraz da Almanya özel bir durum. Çünkü evet. Almanya'da diplom vardı ondan önce. Bachelor, master'de lisans, yüksek lisans diye ayrım yoktu. Diplom yapıyordu çoğu kişi. O da 5 senelik. Yani ondan sonra bachelor, master sistemine geçildi. Ve çoğu kişi master yapıyor ondan dolayı. Evet, yani aynı zamanda da tabii özellikle doktora için Avrupa'da, ya doktora da bir iş gibi düşünmek lazım. Hani akademide bir iş mi yapmak istiyorsunuz, özel sektörde bir iş mi yapmak istiyorsunuz, hangisinde iş tecrübesi kazanmak istiyorsunuz diye düşünüp doktorayı eğer sonrasında akademik devam etmek istemiyorsanız doktorayı öyle düşünebilirsiniz. Çünkü doktora da sonuçta özellikle düzgün bir şekilde girdiyseniz maaşlı çalışansınız yani hani. Size kimse kalkıp da özellikle Avrupa'da bir sürü yerde hani şu 15 dersi alacaksın işte sonra. Çünkü mesela Türkiye'de doktora sistemi öyle 2 sene ders var. Sonra doktora yeterlilik var sonra teze geçiliyor. Herkes de öyle düşünüyor ama bunu daha önce pek çok programda da anlatmıştık biz. Çok Avrupa'da öyle değil. O zaman şunu mesela sorayım. Siz Multiverse olarak ne hedefliyorsunuz? Yani tüm dünyanın finans işlerini kuantumla siz mi yapmayı hedefliyorsunuz? Ya da böyle bir firmanın büyük vizyonu var mı? Yoksa şu an tecrübe kazanma aşaması mı? Sanırım şu an tek firmayız. Finans sektöründe yoğunlaşan. Ve burada tabii lider olmak istiyoruz yani büyümek istiyoruz ve burada lider olmak istiyoruz ve bu kuantum teknolojiyi endüstriye getiren firma olmak istiyoruz yani bu finans sektöründe yapıyoruz tabi ve burada çok ilgi olduğu için de hızlıca büyüyoruz tabi başka sektörler de var bunları da yani bunları da geçmeyeceğimiz diye bir şey yok. Ama şu anda finans sektöründe odaklanıyoruz. Ve burada tabii kuantum teknolojiyi, kuantum inspired teknolojiyi endüstriye, prodüksiyona sokmaya çalışıyoruz. Yani bunları adapte olmasını istiyoruz ve bunların üzerine çalışıyoruz. Ve bu bizim şu an hedeflerimizden birisi. Peki mesela staj programınız, işte böyle başka yerlerle ortaklığınız veya üniversite projeleriniz var mı yoksa daha çok in-house mu ve sadece çalışanlarla mı hallediyorsunuz bu işleri? Çok partnerlerimiz var. Çok zaten Roman Orus da hala akademik olarak aktif. Ve çok firmalarla çalışıyoruz ama üniversitelerle çalışıyoruz. Ve stajyer de alıyoruz. Yani hepsi in-house değil. Çok stajyerlerle çalışıyoruz, üniversitelerle çalışıyoruz. Kanada'da mesela. Çeşitli enstitülerle çalışıyoruz. Yani çok ayağımız var burada.
Evet, yani stajyer falan alıyoruz ve üniversitedeyseniz ve proje varsa bizim için de enteresan olabilir. Güzel. Yani buradan dinleyen arkadaşların da aklında olsun diye. Çünkü mesela bu özellikle Erasmus Plus'ın internship ayağı var. Çok fazla bilinmiyor. Hani Erasmus deyince hep insanlar başka ülkelere gidip işte gezme tozma falan diye düşünüyorlar. Ama onun bir de staj ayağı var. Erasmus'ta staj da yapabiliyorsunuz firmalarda. Ve öyle biz mesela zamanda bir arkadaşımızı göndermiştik. Heisenberg Quantum Solutions'a. Onun gibi yani belki buradan birileri de Multiverse'e staja gelir diye şey yapalım, öyle umalım. Ben o zaman biraz farklı konulardan bahsettim. Çünkü kuantumu şu an çok hype'lı buluyor insanlar. Bu konuda mesela sizin firmadaki görüş ne? Bu mesela kuantum kış gelecek, kuantum winter gibi bir muhabbet var. Buna dair ne düşünüyorsunuz? Çünkü bir de çok hızlı büyüyen bir firmasınız. Muhtemelen giderler de artıyordur. Hani düşünceleriniz ne bu konuda? Tabii yani kuantuma güvenmesek bu işe özellikle kurucularımız girmez. Tabii güveniyoruz ve görüyoruz zaten, başarıları görüyoruz. Belki ama tabii kuantum kışı gelmeyecek diye bir şey de yok, olabilir. Ama bizim firmamızın avantajı burada belki iki ayağımız olduğu, bir quantum, bir de quantum inspired. Yani quantum kış gelse bile quantum inspired metotlar üzerine hala çalışabiliriz. Yani bunlar da bayağı etkili olduğu için. Benim görüşüm, yani sonuçta yani quantum supremacy'yi gösterdi Google mesela. Eski sisteme atın, yeni kuantum sistemi kurun diye bir şey yok. Yani bu yavaş yavaş ilerleyen bir şey. Ve belki machine learning, data science, AI gibi teknolojilerde olan şey bu kış dediğimiz. Bunlar oldu ama yine gösterdi ki bu teknolojiler işimize yarıyor. Ve bence kuantum da öyle. Yani sonuçta bu sadece bir süre meselesi. Belki bugün yarın endüstride bu endüstri buna adapte olmayacak belki, ama elinde sonunda bir gün olacak ve bu bizim firma ve başka startuplar bunlar üzerine çalışıyor. Yani bu teknolojileri geliştirmeye ve adapte etmeye çalışıyor ve sonuçta biz bunlara yani güveniyoruz ve bence sonuçlar da ortada. Yani tabii quantum supremacy hala biraz tartışılıyor falan ama bence sadece zaman meselesi. Sonuçta bir gün bunlar etkili olacaktır endüstride de. Yani kış olsa bile bu işin baharı da var diyebilir miyiz? Evet, evet, kış, evet, aynen, güzel söylediniz. Ve dediğim gibi bizim de bir odamız quantum inspired ve bu klasik algoritmalar ve bunlarla da çalışıyoruz. Yani ikisini de aynı götürmeye çalışıyoruz ve bence ikisi de gayet başarılı. Evet, az önceki konumuz üzerine bir soru daha gelmiş. Alacağınız stajyerlerde bir endüstri mühendisliği öğrencisinden hangi yetkinlikleri beklersiniz? Yani aslında hani fizik değil de işin biraz daha endüstri mühendisliği tarafından girecek kişiler ekstra ne bilmeli endüstri mühendisliğinde öğrendikleri genel şeylerin yanında? Ekstra yani algoritmalar, buna hakimsiniz. Bu tabii akademik bir şey. Onun yanı sıra endüstri tecrübesi bence önemli. Yani endüstride bu problemi, bir problem çözdünüz mü? Mesela bir firmada çalıştınız mı? Real life dediğim şeyde daha akademik alanda daha çeşitli problemler oluyor. Bütün informasyon sizde olmuyor. Ya da
firmaların değişik KPI'ları oluyor. Yani neyi optimize etmeye çalıştıklarını, bu ve biraz consulting'e giriyor. Mesela consulting'de güçlüseniz, matematiğiniz, algoritmaları hakimsiniz. Ve reel sektörde, yani özel sektörde tecrübeniz varsa bence bunlar önemli şeyler. Yani sonuçta bizim için de yani önemli olan şeyler. Yani sırf yani fizikçi aramıyoruz, yani data scientist, yazılımcı gibi kişiler de arıyoruz ve bunlar, bu kişiler de bizle beraber çalışıyor. Yani bu yaptığımız mesela makaleler falan ekip işi. Bir finans uzmanı oluyor, bir yazılımcı oluyor, bir endüstri mühendisi oluyor belki. Ben biraz oradan geldiğim için onu diyorum. Ekip işi oluyor ve öbür tarafı da öğreniyorsun böylece. Yani mesela ben biraz daha quantum algoritmalar falan, onlara girmeye çalışıyorum, onları öğrenmeye çalışıyorum. Yani dediğim şeyler önemli. Endüstri mühendisi için. Tecrübe bence. Tecrübe, iş hayatında tecrübe ediniz mi? Bu bizim için çok relevant. Sizin evet. Önemli. Tecrübe önemli. Yani burada tabii bizde mesela özellikle gençlerin yaşadığı şöyle bir problem, ama bu biraz ülkeyle alakalı. Herkes tecrübe istiyor ama tecrübe kazanacak yer bulamıyorlar. Hani yani herkes 2 sene iş tecrübesi istiyor. Yeni mezun o 2 seneyi nerede kazanacak? Öyle bir problemle karşılaşıyorlar. O yüzden de stajyerlikler aslında güzel imkanlar diyebiliriz. Evet, o zaman yavaş yavaş şeyleri de geçebiliriz aslında. Hani şimdi bu finans alanında kuantum teknolojileri geliyor. Ama mesela neuromorphic computing gibi bazı başka şeyler de var, ya da yapay zeka ile birlikte başka görece teknolojiler de geliştirmeye çalışıyor ya. Yani mesela kuantumun rakibi ne? Yani siz bu alanda iş yapanlar kiminle rekabet edecek ileride? Çünkü yani tek bir teknoloji olarak sadece, yani şu an oyun alanında sadece kuantum mu var? Yoksa bunun rakibi olan teknolojiler var mı? Bence daha donanımcıların rakibi, çeşitli şu anda quantum hardware var. Çeşitli firmalar çeşitli hardware çıkarıyor ve onların daha bence belli rakibin olduğunu, hangi teknoloji ileride hangi teknoloji öne çıkacağı belli değil bence. Biz yazılımcılar olarak yani quantum advantage dediğimiz, yani bunun rakibi fazla yok gibi. Yani bunu gösterdiğiniz an zaten klasik yöntemlerle buna ulaşılamadığınız demek. Yani kuantum rakibi kuantum. Bu yani bir advantage bulabilirsiniz. Tabii data science, machine learning falan önemli, ama bunlar daha kendi birbirini tamamlıyor diye düşünüyorum. Mesela quantum machine learning, yani quantum inspired machine learning gibi bir şey var. Mesela biz quantum inspired teknikleri mesela deep learning'de de kullanıyoruz. Quantum için de geçerli. Yani bu daha birbirini daha çok tamamlayan şeyler bence. Ama quantum yani bir quantum advantage varsa bir yerde, bunun rakibi quantum'dur. Yani öyle düşünüyorum. Anladım. Yani kuantum avantajı gösterildiği noktada artık bunun tek rakibi başka kuantum sistemleri oluyor diyebiliriz. Evet. Evet. Yani biraz şu an quantum inspired quantum rakip olarak görebiliriz, ama biz de zaten ikisini yaptığımız için ikisi de birbirini tamamlıyor diye düşünüyorum biz de. Ama sonuçta dediğiniz gibi quantum, bir quantum advantage varsa sadece quantum belki donanımlar rakip olabilir. Hangi sistem daha çok öne çıkıyor? Hangi daha fazla qubit geliştirebilir? Belki quantum error correction diye falan bu problemleri çözebilir. Bunlar sonuçta önemli. Peki mesela şöylesi bir şeyle hiç karşılaştınız mı şimdiye kadarki işlerde? Ya bu sistem için fotonik kuantum bilgisayar lazım
bu sistem için iyon tuzaklı daha iyi çalışır gibi. Yani yazılımla donanım arasında bir mapping var mı? Yoksa daha öyle şeyler için çok mu erken? Bence var yani. Çeşitli firmalarla çalışıyoruz ve ben burada uzman değilim bu konularda. Sonuçta bizim quantum engineer'ler uğraşıyor bu işlerde ama benim gördüğüm kadarıyla var yani çeşitli bilgisayarlar, quantum bilgisayarlar çeşitli problemler için daha avantajlı. Zaten bu quantum anihila daha başka bir şey. Mesela optimizasyon için, kombinatorik optimizasyon için iyi. Ama generic quantum computing yapamazsınız sonuçta. Ve çeşitli öbürkü hardware'ler için de geçerli bu. Yani geçerli dediğimde çeşitli avantajları oluyor çeşitli platformların. Ve bunları da bizim uzmanlarımız bunları da tabii görüyor ve problemi adapte ediyor ya da donanımı ona göre seçiyor. Yani öyle bir mapping'im var diye düşünüyorum. Aslında bu güzel oldu. Mesela burada şundan biraz bahsedebiliriz. İş akışınız nasıl oluyor? Yani birisi size geldi ve dedi ki ya biz merak ediyoruz. Acaba bizim bu problemimizde kuantum avantaj olabilir mi? Hadi birlikte çalışalım dedi. Sonra mesela onlar kimlerle çalışıyorlar? Siz firma içerisinde iş bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Tabii. Yani bizim tabii bir bölümde consulting yani dediğiniz gibi firma geliyor bize. Şu problemim var. Ve bizim de mesela finans uzmanlarımız var. Onlarla bu problemi modellemeye çalışıyoruz ve sonuçta nerede bir quantum advantage olabilir diye düşünüyoruz. Ve bir optimizasyonsa bunu mesela anhidada, DVF'de falan yapabiliyoruz. Ya da başka bir problemse bunu çözmeye çalışıyoruz. Ama yani bizim ekibimiz çoğunlukla bir quantum expert oluyor. Bir domain expert oluyor. Mesela finance expert. Optimizasyonsa belki optimization expert. Tabii yazılımcılar oluyor. Engineer, software engineer. Yani bir ekip içi oluyor. Bir Roman'ın da çok katkısı oluyor. Roman Orus tabii profesör olarak biraz daha akademik yönünü orada consulting yapıyor bize. Ve yani sonuçta bir ekip işi yani bir yazılımcı firması gibi nasıl bir front-endçi, bir back-endçi oluyorsa burada da bir domain expert, belki bir quantum expert, research, operations research expert böyle birlikte çalışıyoruz. Evet yani tam bir ekip işi aslında 3-4-5 kişilik hani alan uzmanı işte kuantum uzmanı bunları olan bir grupsunuz. Bir soru gelmiş. Finans alanında mevcut hangi şirketler mevcut gibi bir soru ve bu şirketler ne kadar bitiyor? Yani aslında bunu ne kadar ciddi alıyor firmalar diye de düşünebiliriz bu soruyu. Hani diğer bütçelere kıyasla hani kuantuma ne kadar araştırmayı değer görüyorlar gibi. Bayağı ciddi bence. Yani isterseniz araştırıp yani firmaları şimdi yok firmaların şey yapma. İsim vermeden hani ama hani bütçe boyutu olarak yani bütçenin boyutunu da vermeye tam gerek yok da hani mesela ciddi bir bütçe mi yoksa böyle daha bir hani bunu da araştıralım bir hani neymiş bir merak ediyoruz bütçesini. Tabii bu değişiyor tabii bankaya göre ama bayağı ciddi diyebilirim yani. Burada ciddi bütçe ayırıyorlar ve bu işi gerçekten takip ediyorlar yani. İsterseniz yani İnsanlar araştırabilir, press release, çeşitli press release'lerimiz var. Hangi bankalarla çalıştığımız falan. Ve bunlar bayağı yani bu işi ciddiye alıyorlar ve önemli bütçeler ayırıyorlar bu iş için. Ve biz birlikte çalışıyoruz yani sonuçta bankayla. Beraber çalışıyoruz, onların uzmanlarıyla çalışıyoruz. Ve evet yani ciddi diyebilirim.
Teşekkürler. Ve bir soru daha gelmiş yine Yasir'den. Finans alanında mevcut kuantum algoritmalarından mı kullanılıyor? Hangileri kullanılıyor? Yoksa daha yeni algoritmalar üzerine mi gidiliyor? Yani atıyorum mesela Grover, işte Shore, HHR, yani bildiğimiz böyle adı bilinen algoritmalarla mı çalışıyorsunuz? Yoksa mesela o probleme özel siz sıfırdan bir şey mi geliştiriyorsunuz? Şimdi portfolio optimization için konuşayım mesela. Orada optimizasyon yapıyoruz. Yani bildiğimiz DWIF, ANILE ile yani bildiğimiz algoritmalar. Ama başka firmalar için de yeni algoritmalar geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bu belki bildiğimiz algoritmaları kullanarak olabilir ama değişik şeyler de olabilir. Yani bilinen algoritmaları kullanıyoruz ama onun üzerine de değişik çalışmalarımız oluyor. Tabii ki bu quantum inspired için de geçerli. Yani bunu optimizasyon için kullanıyoruz ama çeşitli tensor network çok versatile. Yani çeşitli şeyler için kullanabilirsiniz ve aslında tensor networks'te bir kuantum algoritmayı simüle edebilirsiniz. Yani böyle bir özellikleri de var. Ve orada da yeni algoritmalar geliştiriyoruz bu spesifik problemler için. Yani iki şeyi de yapıyoruz. Evet, yani aslında var olan tensor network algoritmalarını bir nevi kuantum algoritmalarıyla, hani hangisi işinize geliyorsa orada onu kullanarak evet, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, bu aslında özel sektörde, endüstride zaten böyle olması lazım. Yani işe yarayacak bir şey üretmek lazım, değil mi? Yani akademideki gibi belirli bir nasıl diyeyim, bir algoritmayı böyle ıncığını cıncığını araştırmaktansa onu biraz daha kullanmak. Tabii, evet. Sonuçta heuristik de olabilir. Yani sonuçta özel evet, sektör için ben bu problemi çözmek istiyorum. Ben buradan para kazanmak istiyorum sonuçta, ya da daha çok kendi bir sistemimi optimize etmeye çalışıyorum. Ve burada ne kullanmak istiyorsanız kullanın. Yani sonuçta tabii biz bu firmalar kuantumu araştırmak için yapıyor bu işi. Tabii kuantum ve kuantum inspired kullanıyoruz ama sonuçta bir problem çözüyorsunuz. Yani burada bizim iddiamız quantum supremacy'yi göstermek değil sonuçta şu an. Biz endüstride problem çözüyoruz quantum ve quantum inspired ile. Peki o zaman son olarak şeyleri söyleyeyim. Şimdi bu özellikle güzel bir noktaya geldik bence. Heuristik işler bunlar. Özellikle quantum machine learning gibi alanlar veya quantum inspired alanlar bayağı heuristik işler. Burada oturmuş benchmarking araçları var mı? Yani mesela avantajı sağladığınızı neye göre söyleyebiliyorsunuz? Yani tam problemi çözdüğünü göstermeyi anlıyorum. Ama bunun klasik algoritmalara göre avantajlı olduğunu, yani belirli oturmuş benchmarking araçları var, onları mı kullanıyorsunuz? Yoksa hani ya bakın siz şu kadarla çözüyordunuz, biz şu kadarla çözdük, demek ki bizimki daha iyi gibi mi yapıyorsunuz? Yani çünkü heuristik bir şeyde avantaj göstermek çok zor. Yani bir seferinde olur, bir seferinde olmaz. Nasıl oluyor? Tabii yani dediğiniz gibi biraz hepsinden de yapıyoruz diyebilirim. Bizim dediğim gibi bizim yani quantum supremacy göstermek diye bir çabamız yok şu anda. Ama bu bizim algoritmaları da benchmark yapıyoruz. Mesela Monte Carlo'da ya da çeşitli optimizasyon yani solver ilerleyle market olan. Bunlarla ölçüyoruz tabii ve firmanın kendi içerisinde belki bir çözmüş zaten problemi, belki bir yöntemi var, onlarla karşılaştırıyoruz ve buna göre yani belki onun firmanın sistemine göre daha olumlu sonuçlar elde ediyoruz ve bazen belki bu yeterli olabiliyor, bazen de yani başka klasik yöntemlerle kıyaslıyoruz. Tabii bazen belki quantum
algoritmamız yenik düşebilir. Bazen daha hızlı olabilir ya da klasik olarak bir problemi çözemiyor olabilirsiniz. Mesela klasik optimizasyon solver'ler mesela bu local minima dediğimiz şeye büyük bir problem onlar için. Ama mesela D-Wave gayet global optima ya da ona yakın sonuçlar verebiliyor. Ve bu firmalar için güzel bir sonuç olabiliyor sonuçta. Yani klasik metotlarla kıyaslıyoruz. Monte Carlo falan da kıyaslıyoruz. Ve firmanın, client'ın kendi benchmarking metotlarıyla kıyaslıyoruz. Ve sonuçta bence güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor. Evet, yani yine şeye geliyoruz. Çalışıyorsa güzel. Yani çalışıyorsa çalışıyor diye. Yani şu an problemi yani, çözüyorsa. Şu an dediğim gibi temamız quantum supremacy'yi gösteriyor. Yani bizim hiçbir klasik yöntem bizim algoritmayı yenebilir diye bir şey yok sonuçta yani. Böyleyse güzel ama bizim odaklandığımız şey problem çözmek. Ve iyi sonuçlar ortaya çıkarmak ve bu sonuçlar sonuçta işe yaradığı süreçte iyi bir şey. Ve şu an dediğim gibi daha yeni, bu teknoloji daha çok genç, daha yeni. Ve şu an en kötü olduğu hal. Ve bundan sonra daha hızlı algoritmalar, daha büyük problemleri çözebilen algoritmalar gelişecektir. Ve sonuçta dediğim gibi bu adım adım ilerleyen bir şey. Ve birisi de bunu ilerletmesi gerekiyor. Ve multiverse olarak da bunu yapıyoruz. Evet, o zaman biz de kuantum camiası adına teşekkür ediyoruz. Bu ben de teşekkür ederim. Görevi üstlendiğiniz için. Bence evet, gerçekten çok doğru bir nokta. Yani daha çok genç bir teknoloji. Buna rağmen bir şeyler yapabildiğini göstermek ileride neler olur diye aslında kuantuma da güven veriyor. Yani o açıdan kış gelse bile baharı var diye hatırlatmak lazım diyelim. Son eklemek istediğin bir şeyler var mı yavaş yavaş kapatmadan? Eklemek istediğim belki Türkiye'de genç insanlar varsa ben quantum startup'ta çalışmak istiyorum diyorsa ve açsınlar baksınlar biz kişi yani çok kişi alıyoruz şu an. Bize çalışmak istiyorsanız başvurun ve belki ileride beraber çalışabiliriz. Eminim ki bol bol vardır ve kendilerine bakmalarını tavsiye ediyoruz Multiverse Computing'in sitesine. Press release'lere de bakıp kimlerle çalıştığınızı kontrol edebilirler diyelim. Ve tekrardan çok teşekkürler daveti kabul edip katıldığın ve vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. O zaman dinleyen ve katılan kişilere de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte yani 2.30'da çarşamba bir ikinci kuantum devrimi programıyla devam edeceğiz diyelim. Ve de görüşmek üzere. Görüşmek üzere.